Ekonomist dergisinin mantığından biraz bahsedeceğiz ama istiyorsanız ayağa kalkalım hocam. Evet. Şu 2017'deki Ekonomist'in kapağını verir misiniz? Orada bugünleri ifade eden bir şey var. He, bu arada Ekonomist dedik ama bence 2020 etiketimiz de Twitter'da biliyorsunuz. Bence 2020 etiketini de mesajlarınızı bekliyoruz. Sizce 2020'de ne olacak? Hadi buyurun trend topik yapalım bence 2020'yi. Mutlaka bu etikete de yazalım. Şimdi 2017'nin Ekonomist'in 2017 kapağını versin arkadaşlar. 2017... Tamam peki arkadaşlar birazdan ekrana geçecek. O zaman önce 2019'un kapağını verin. Arkasından 2017'de sarı yelekliler figürü var ilginç evet. bir şekilde. Bu 2019'da geçen yıl uzun uzun burada konuşmuştuk evet. hocam değil mi? Evet. Birçoğu da gerçekleşti gibi işte aya yolculuktan tutun da değil mi? Birçok evet. şey geldi. Bir de siyah kapağı vardı bunun. Evet. Siyah kapağı var mı arkadaşlar? 2019 siyah kapak verirken kanlı bir yıl olacak demekti hocam. Yani dünyanın geleceği karanlık anlamındaydı. İşte kaoslar var, her ülkede ayaklanmalar var, ekonomik krizler var. Karanlık görüyoruz geleceği şeklinde. Karanlık gidiyoruz şeklinde. Görüyoruz. Peki, görüyoruz. 2018 kapağını verin arkadaşlar bir de. Arkasından 2017'yi de hazır ederseniz. 2018 kapağında da hocam Avrupa Birliği işte Brexit'ler vardı, evet. yani Trump vardı. Burada ifade etmiştik 3. köprü. Evet işte Çin bir kuşaklı yolun şah damarı diyorum ben ona. Orta Çin'de Çin'deki bir kuşaklı yol projesinin karayolu güzergahında orta koridor denen yolun şah damarı 3. köprüdür. Oraya tren yolu yapılacak. Evet. Dolayısıyla gündeme gelecek 3. köprü. Nasıl gündeme geldi? Bu yaz Amerika'nın Avrupa ordusuna ait savaş gemisi geçerken namlusunu 3. köprüye çevirmişti. Twitter sayfalarının 3. köprüyü yapmıştı. Kapakta veriyor zaten. Kapakta vardı. Burada bu tip analizleri yapmak için hangi ülkenin hangi hakimiyet teorileri var? Onun bilinmesi gerekiyor. Kara hakimiyet teorisi, deniz hakimiyet, uzay hakimiyet, siber hakimiyet gibi hangi alanda hangi ülke nasıl bir strateji uygulayacak? Hı hı. Onu bilmeden bunların yapılan yorumlar eksik kalır. Evet. 2017'yi verim. Tamam şimdi galiba hazırmış. 2017'deki sarı yelekliler figürünü görelim. Değil mi arkadaşlar hazır? Evet. Hocam burada sarı yelekliler olduğu iddia ediliyor. 2017'de bu söylenmişti. Aslında o halkın sokağa çıkacağı anlamında okuyabiliriz. Hmm. Yani bu Fransa'ya özgü olarak sarı yelekli olarak değil de halk sokakta kardeşim. Tabii ilginç bir şey bunları sarı diye figür yani o denk gelmiştir halk sokakta. Hmm. Yani sarı yelek derken halk bir renkte yelek giyecek. Çünkü orada sarı, Hong Kong'da kırmızı, Ukrayna'da turuncu. Yani yelek dönemi açılıyor. Yelek bir semboldür sonuçta. Evet. Evet. Yani buradan anladığımız Ekonomist dergisi ne söylüyorsa sanki gerçekleşiyor gibi. Tabii önceden onlar bu figürü yönetenler aslında, bu olayları yönetenler. Ya şimdi Türker, evlenmek planlıyorsun değil mi? Evlendin. Evet. Doğal olarak ben Türker'in çocuğu olacak desem müneccim miyim? Değilsin, evet. Dolayısıyla bunlar çok sürpriz şeyler değil. Dünyada şu an için gelecek 50 yılın net belli. 50 yılı net belli? Tabii net belli. Ben 50 yıl anlatabilirim sana. %99 da şaşmaz. Çünkü oyun kuran fazla akıl yok dünyada. Biz şimdi Türkiye olaraktan genelde çok stratejik bakmıyoruz. Aşağılarda takılıyoruz. Bir türlü konunun gözüne gelmiyoruz. Evet. Yani dolayısıyla dünyanın 50 yılı belli. Rayına girmiş vaziyette gidiyor. Sürpriz yok dünyada. Çok çok güzel bir cümle hocam. Evet. Yani aslında bana benim üzerinden verdiğiniz örnek her şeyi anlatıyor bence. Allah diyor ki Kur'an'da akletmez misiniz diyor ya. Biz evet. akletmiyoruz toplum olaraktan. Diyoruz her şey ya sakin ol belli. Belli. Yani dolayısıyla şimdi bizde genelde beyin formatımızda gaybı Allah bilir deyip geçiyoruz. Allah'tan geleni Allah bilir. Kuldan gelenin gayb kapsamına girmez. Plan proje kapsamına girir. Dolayısıyla yani bir belediye başkanı geldi değil mi seçildi. Belediyede projeler yapılacak. Oturur projelerini yapar. Artık onun için sürpriz var mıdır? Vatandaş için mi? Buradan imar geçiyor. Demir vatandaş değil mi? O nereden imar geçireceğine oradaki encümen karar verir. Başkan karar verir. Veyahut da bir film izliyoruz. Senarist için sürpriz var mıdır? Yok.
Dolayısıyla dünyada senaristler da, zaten bunlar diyorsunuz. Senaryo yazan fazla akıl yok. Ulus devletler kendi içinde muhalefet, iktidar, kabışma filan, kutuplaşma. Aşağıdaki kitle de o partiden misin, bu partiden misin diye çok düşük seviyede olaylar analiz ettiği için bunlar acayip bir şey zannediyor. Acayip hiçbir şey yok. Doğru. Peki madem yani, öyle 2017'yi gördük, 2019'u gördük. 2020 takvim kapağını verin arkadaşlar Ekonomist dergisine. Yorumlamaya başlayalım hocam. Arkadaşlar getirecek şimdi Ekonomist'in. Evet, çok konuşulan o takvim kapağı. Henüz resmi kapağı çıkmadı, takvim kapağı çıktı. İstiyorsanız buradan başlayalım. Türkiye'yi sona bırakalım. Burada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da var bu karikatürlerde. Ne anlatmak istiyor Ekonomist? Sizden dinlemek de bir abi çilemez olacak. Burada bu yorum yapılırken karikatüristin isminin hiçbir önemi yok. Diyelim bir holdingde, holdingdeki bir müdürün önemi var mı? İcra kurulu var. Evet. Onun politikasına uygun olaraktan müdür strateji geliştirir, değil mi? Burada karikatürist üstünden gidiyor. Bazı arkadaşlar güldüm. Bakın, olaylara, sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Karikatüristin Oxford'dan mezun olduğunu hiçbir önemi yok. Laf kalabalığıdır. Laf kalabalığına gerek yok. Burada iki türlü olay var. Bir, bunu çizen akıl bizim gözümüzün önüne neyi koyuyor? Olayın bu tarafı. Diğer tarafı da bu akıl neyi hedefliyor? İki tane olay var. Hı. Şimdi Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bazen söze bak, bazen söyleyene bak. Şimdi bu söz söylendi. Biz söyleyenin de stratejisini açıklamamız lazım. Bu eksik kalır. Evet. Şimdi Trump diyor Amerika'yı ikiye bölüyor diyor. Buradan önce burada onu çok anlamaya net başlatalım. Sam amca diyor. İşte bu Sam amca değil mi o? Tüm dünya genelinde şey var. Sam amca Trump diyor Amerika'yı bölüyor. Yani Amerika'yı kutuplaştırıyor diyor. Oysa ki Amerika'yı bölen kendileri. Çünkü Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Başkan Truman doktriniyle beraber dünya genelinde bir finansa, ticarete kuruldu, kurumsal yapıla oluştu Amerika üstünden. Şimdi ben diyor Amerika'dan bu gücü alacağım, Çin'e vereceğim diyor. Sermaye sahipleri, akıl sahipleri, teknoloji sahipleri. Trump da diyor ki hayır, Amerika yeniden büyük olacak, vatanseverler kazanacak, biz küreselleşmeyi istemiyoruz. Kapitalizmin sonu şeklinde sürekli Ekonomist dergisi başlık atar. Bunun nedeni şu, mesela Türkiye'de de Ali Koç çıkış yapmıştı, kapitalizmin sonu geldi şeklinde. Evet. Bunun nedeni şu, kapitalizmin sonu gelmedi, bir sonraki aşamaya geçiliyor. Küreselizm kendi doğasında evriliyor. Küreselizm ekonomik bir kavram değil, ideolojik, dini, sosyolojik birçok yönü olan yeni bir sistem. Dolayısıyla bu insanlar, Trump, hayır ben küreselizmi istemiyorum, Amerika'yı istiyorum, yeniden büyük Amerika stratejisi zaten. Birleşmiş Milletler'de geçen ay vatanseverliğe kazanacak demişti. Şimdi kendi vatanını sevenini, kendi vatanını bölen olarak burada lanse ediyor bu akıl. Hmm. Peki Trump'ın aziz süreci olduğunu düşünürsek bununla ilgili bir öngörüleri var mı bu kapakta aslında? Şimdi Trump'ın aziz süreci şu an başlanıyor da burada demokratlar sıkıştırıyor. İşte Ukrayna üstünden gidiyor. En son Birleşmiş Milletler elçisi Amerika'nın geldi ifade verdi. Evet Trump öyle dedi ama bunu eski New York Belediye Başkanı Trump'ın avukatı Giuliani üzerinden bana geldi diyor. O Trump'a sıçramaz. Buradaki neden şu, bu dönem Trump'ın kazanmasın, engellesin. Aslında biraz da dergi bir tiyatro yapıyor. Trump'a 2 milyar dolar borç veren de dergiyi çıkartanlar aynı zamanda. Öyle mi? Öyle göründüğü gibi değil bu işler. Tam bir tiyatro. Affedersin, ya neyse bir şey söyleyeceğim. TV'de söylemeyeyim. Burada bir tiyatro var. Bu da dünya insan kaynağını idare etmek için o rol dağıtımı var. İnsanlar filan desin diye. Yoksa nasıl idare edeceksin? İnsanları oyalaman lazım. Askerinin mıntıka temizliği olur ya. Koğuş da olsa dedikodu yapar insanlar. Birbirine girer, kavga eder. Gidin şuraları temizleyin. Dün temizledim, bir daha temizle. Burada da insanları biraz oyalıyorlar. Şimdi Trump Amerika'yı bölüyor diyor. Bölen kendileri Amerika'yı. Niye? Amerika'nın elindeki, şimdi bu adamların kurmuş olduğu küresel mekanizmada Amerika'daki sermayeyi Çin'e kaydırdılar. Trump da diyor ki gelin diyor, Çin, niye diyor Çin'e kayıyoruz, bizde işsizlik var diyor. Yeniden ülkenize yatırım yapın, istihdam yapın. Ayrıca diyor kurmuş olduğunuz bu dünya mevcut ticaret örgütü üzerinden, finans sistemi üzerinden Amerika soyuluyor diyor. NATO üzerinden de ülkeler payını vermiyor diyor. Şimdi diyor sen Çin'e gittin, Amerikalı olarak yatırımını yaptın. Buraya sat diyorsun, Amerika kaybediyor, Çin kazanıyor. O zaman ben gümrükleri yükseltirim diyor, tarifeleri. Dolayısıyla kendi ülkesini korumak isteyen bir Trump var. Bunu da ülkeyi bölüyor şeklinde göstermek isteyen, ülkeyi gerçek anlamda bölen bir akıl var arkada. Hmm.
asıl verilmek tabii istenen mesaj. Yani burada şimdi ötekileştiriyor. Küreselleşmeye karşı çıkıyor Trump. Vatanseverler kazanacak diyor. İşte yeniden büyük Amerika diyor. Dolayısıyla bunu öcü gösteriyor şeye, halkın gözünde. Der ki illüzyon oluşturuyor dünya genelinde. Yani sahte algılarla gidiyor. Evet, birazdan tek tek takvim kapakları da var, onlara da bakarız. Evet. Hemen altında hocam, Trump'ın altında evet, göçmenlerle ilgili bir durum var. Sanki burası evet, değil mi, çitlerle çevrilmiş. Bu şu göçmenler demek, giremez. Halk hareketleri başlarsa sokaklarda, ulus devletler karışırsa halk bir yere göçmek zorunda. Nereye göçecek? Avrupa'ya göçecek. Çünkü Avrupa'nın açık toplum yasaları filan halkın gözünde daha uygun görünüyor. Avrupa kendini korumak için her tarafı, işte Macaristan sınıra tele örgüler çektiriyordu. Her tarafı güvenlik kamerasıyla donatılacak. Mesela defolup gidin yazmışlar. Tabii, işte, göçmen istemiyoruz. Mesela göçmen Trump istemiyoruz. Meksika sınırında duvar çektiriyor değil mi? Evet. Öyle bir girişim var, Kongre'den de bütçe aldı. Honduras'tan filan 7000 kişi kalktı geldi Meksika sınırına. Trump eğer çekilmezseniz vur emri veririm askerlere dedi. Avrupa yaşayacak aynısını. Çünkü bu göçü planlayan da kendileri. Macaristan Başbakanı Orban ne demişti? Göçü Soros organize ediyor Suriye'den. Nedeni de Avrupa'da Hristiyanlığa saldırı, Avrupa'daki Unix yani ırkı bozmaya yönelik karıştırıyorlar. Çünkü küresel sistemde mevcut milliyetçilik ve ırk üzerinden giden bir şey olursa tutmaz. Küresel sistemin mantığı FETÖ'nün dinler arası diyalog gibi, her tüm öğrencileri topluyor, hadi bir araya getirelim falan gibi. Irk kavramını yok etmeye çalışıyorlar. Birey olması lazım. Yani Türk yok, efendim İngiliz yok, Fransız yok, birey var. Bunun için de hepsinin birbirine girmesi lazım. Dünya insanının. Ve bunu planlayan kendileri, biz böyle bir plan yaptık, sonucunu böyle olacak bu işin diyor. Ya bu zaten sonuç, ben şimdi buraya bir tane vurursam ses gelecek. Normal. Ya zaten kendisi bunu organize zaten ediyor. Kendisi. Evet. Dolayısıyla gelecek dönemde ülkeler tüm yapay zekalarındaki kameralarla her şeyi kontrol altına alacak. Şey yok, yani mülteciyi almayacak. Niye? Çünkü zaten Avrupa'nın ekonomisi şu an, mesela Almanya'nın ihracat bir döviz fazlalığı var ama Fransa'nın yok, borçlu. Yani İtalya'nın yok, İspanya'nın yok ve gemiler ortada kalıyor. Ne İtalyalıyor ne İspanyalıyor, biliyoruz, hepsini yaşıyoruz bunun. Bu sürecin çok daha şiddetli devam edeceğini söylüyor. Her göstergesi tarafın kameralarla. Evet. 2020'ye dair. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanımız... Ama bunu şöyle okuyacağız. Bunun böyle olduğunu söylüyor da bunu da biz yapıyoruz diyor. Bunun anlamı da bu. Öngörünün nedeni şu. Ben şimdi yarın bir plan yaparsam benim için öngörü değil bu. Doğru. Ben planı yapıyorum zaten. Karşı taraf için öngörüdür o. Hocam burada ara verelim. Tabii burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı bir kapak bu. Şimdi Serkan biraz daha yakından gösterebilir belki. Bu kapakta ekonomist 2020'ye dair ne planlıyor ve aynı zamanda iç takvim kapakları da var. Onları da göstereceğiz. Evet. Ama ne zaman? Reklamlardan sonra. Kısa bir aramız var. Kısa bir reklam arasının ardından bizler buradayız. Sorumuz neydi? The Economist'in sahibi kimdir? Doğru cevapları da bekliyoruz. Devam ediyoruz reklamlardan sonra. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü Ekonomist dergisinin 2020 takvim kapağını Abdullah Çiftçi ile birlikte yorumluyoruz. Bir de bir sorumuz var. The Economist'in sahibi kimdir? Instagram'da son fotoğrafın altına doğru cevabı yazan 5 kişiye kitap hediye ediyoruz. Aynı zamanda bence 2020 etiketine de Twitter'dan sizce 2020'de ne olacağını yazabilirsiniz. Doğru cevabımızı da yazabilirsiniz. Diyelim ki hep beraber çay grubu trend topik yapalım bence 2020'yi. Hocam 2020'de bu bölümü yorumladık. Sıra geldi Türkiye'yi ilgilendiren bölümü. Şimdi bu 2017 Haziran'ında yayınlanan bir şey. Bu. Öyle mi? Tabii. Bunlar eski. Eskileri taşıyorlar. Eskileri yeniden ısıtıp 2020'ye. Yani Türkiye başkanlık sistemine geçtiğinde bunu yayınladılar. Demokrasi göçtü gibisinden. Hmm. Yani yeni değil bu. Şimdi burada işte şurada bakarsak demokrasi otokrasi diyor. Tamam yani mı? Demokrasinin burası kırılmış. Evet, işte burada Roma şeyini görüyoruz. Demokrasi, Yunan, Roma. Şimdi burada diyor ki demokrasi böyle bir kaldıraçla, vinçle yeniden onarmak isteyen Erdoğan'ın karşısında bir kitle var. Ayrıca Erdoğan'ın yanında da bir kitle var. Bunlar da demokrasi istiyor. Bunlar da iki türlü kitle var. Biri de çekiyor. Hı-hı. Erdoğan'ın yanında duruyor. Ya tahterevalli gibi. Hı-hı.
Burada da güya gazeteciler hapse atıldı diyor. Şurada bir hapishane var sanki. Evet, evet. Orada. Buradaki şey şu. Bizim planlarımızı Erdoğan bozdu diyor. FETÖ örgütünü biz kurduk diyor. Bu örgüt teröristleri, gazeteci görün teröristleri Erdoğan hapse attı diyor. Bunu diyor öz itibariyle. Oysa ki algıyı nasıl oluşturuyor? Türkiye'de gazeteciler hapiste algısı oluşturuyor. Ama işin özü biz FETÖ'yü kurduk. Türkiye'yi tam teslim alacakken Erdoğan geldi. FETÖ'yü temizledi. Yani temizlemeye uğraşıyor. Ve FETÖ'cüleri de hapse attı diyor. Biz bunu kendi şeyimize böyle okuyacağız. Fakat bunu nasıl algı oluşturuyorlar? Başkanlıkta resmi olarak seçilmiş bir başkan var orada. Burada bir demir yumruk sanki. Tabii şimdi bu başkanlıktan sonra çizilen bir karikatür. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri başkanlık değil mi? Fransa başkanlık değil mi? Rusya başkanlık değil mi? Hepsi başkan. Başkanlık. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanı Erdoğan milli bir duruş sergiliyor. Daha böyle haklarını koruyucu, işte Suriye'de operasyon yapıyor. Doğu Akdeniz'de hakları korumak için savaşsa savaş diyor. Avrupa'yı tehdit ediyor. Bu derginin sahipleri Avrupa Birliği'nin kurucu babaları aynı zamanda. Dolayısıyla bunu kendi ülkesini koruyan aynen Trump gibi şeyi lideri algıyla demir yumruklu herkesi ezen bir diktatör olarak lanse ediyor kendisi. Fakat bizim burada algımız ne? Bize karşı olan herkesi diktatör ilan ederiz diyor. Türkçesi bu. Ya bizimlesin, demokratsın ya da bize karşı algı oluşturuyorsun, bize karşısın, diktatörsün. Bunlar artık bayatlamış numaralar. Bu akıl bunu dünyaya veriyor, bu akıl da artık çözüldü. Şimdi demokrasilerde şöyle bir açık var. Açık toplumlarda, kamu kurumlarında insan kaynağını organize eden istihbarat mekanizmaları çok hızlı bir şekilde kamu kurumlarını ele geçiriyor. Amerika'da mesela şu an tam çalışamadı. Sürekli aldığı herkes şantaj montajlı istifa ettirildi. Ya da ailevi nedenden ya da sağlık nedenden diyor ama bir kaseti var veyahut da bir açığı var. Açık toplumların tamamını bu şekilde kasetle teslim almış vaziyetteler. FETÖ bunların minik yavrusu. FETÖ Türkiye'de herkesi kasetledi mi? İşte Deniz Baykal kasetleri, MHP'nin kasetleri, 12 Şubat Hakan Fidan olayı 2012, arkasından 17-25 Aralık, arkasından 15 Temmuz her türlü hamleye rağmen teslim alamadılar. Teslim alamayınca teslim alamadığı lideri diktatör diye lanse ediyorlar. Oysa ki şimdi olayın bir yönü bu. Diğer yönü de demokrasi artık tüm ulus devletlerde aynen böyle. İran'da da böyle. %50-%50'ye yakın. Bolivya'da da böyle. Yani birçok ülkede durum bu. Yani %50-%50 artık demokrasinin sonu da geldi diyor. Çünkü yeni bir yönetim şekli dayatacaklar. Doğrudan demokrasi. İsviçre'nin yönetim modeli gibi. O nasıl bir yönetim modeli? Yani hocam? Herkes diyor birey olaraktan internetten oylama yapsın. Yani artık, bu aynı zamanda demokrasinin de sonunun evet böyle okumak göstergesi. Lazım. Tabii. Farklı, mesela farklı bakış açısı. Bir de şimdi dijital devlet yönetim şeklini hazırladılar. Çin'de uyguluyorlar. Sosyal kredi sistemi adı altında. O dijital devlet yönetim şeklidir. Onu tüm dünyaya dayatacaklar. Bunun için demokrasinin bir sonraki aşamasına geçiyorlar. Plan bu. Yani bu adamların söyledikleriyle üzerinden değil, kendileri nasıl ki insanlar dünyadan habersiz insanları o filan deyip zıplatıyorlar. Ancak onların söylemediğini de ben söylüyorum. Tasarım hazır. Dijital devlet yönetim şekline geçiyorlar. Bunun detayı bir programa bile yetmez. Detayına fazla girmiyorum. Yine bir dünya yönetim sistemi. Bak ne dedik birinci bölümünde? 1789'dan sonra dünya genelinde yönetim şekli milliyetçi ülkelere, ulus devletlere dönüştü. Son kalan bin dünya savaşından önce de Osmanlı'da padişah, Rusya'da çarlık, Çin'de imparatorluk gitti değil mi? Şimdi artık ulus devletlere demokrasi yetmiyor diyorlar. Çünkü kutuplaştırdı. Burada da bak iki kutup var, orada da iki kutup var. Demokrasinin de bir sonraki aşamaya, nasıl ki kapitalizmin bir sonraki aşaması küreselizme geçiyorlar. Demokrasinin bir sonraki aşaması doğrudan demokrasi kavramı adı altında. Aslında demokrasi de değil, tam otokrasiye geçiyorlar. Çin'de olduğu gibi. Dijital devlet aslında tam otokrasi. Burada otokrasi kim? Lideri kim? Orada bir lider yok. Yapay zeka. Yapay zekayı yöneten kim? Bu adamlar. Aslında şimdi burada çok ilginç bir şey söylediniz. Evet. Burada iki taraf var, iki kutup.
Trump fotoğrafında da iki kutup var. Burada da var, aşağıda da iki kutup var. Burada da iki kutup var. Tabii. Orada da mesela kontrol altında olan bir dünya tabii resmedilmiş. Bu işte. Hepsini aslında tabii, birleştiriyor tabii. Tabii, hepsini birleştirdiğinde bunu okuyor. Çok ilginç. Tabii, yani bunun aklını bütününde görebilirsin. Ben böyle bir dünya tasavvur ediyorum diyor. Evet. Mesela Londra'da mahkemeye verdiler Londra Belediyesi'ni, şey, İngiliz hükümetini. Niye? Ya o kadar çok kamera var ki insanlar fark bile etmiyor. Her şey gözetim altında insanları. Çin'de zaten bu olayı bitirdiler. Yani tamamen bir yüz tanıma sistemi endeksli, kimliklerin kalktığı, paranın kalktığı, ulus devletlerdeki kayıt birliğinin kalktığı yeni bir yönetim şekline geçiyorlar. Şu aklıma geliyor hocam. Evet. Şimdi The Economist'in 2020 takvim kapağı çok önemli diyoruz. Takvim kapağına baktığımızda dünyada işte en önemli kişi olarak görülen Donald Trump'a hedef almışlar. Ve arkasından da birçok lider var ama bizim cumhurbaşkanımızı hedefe koymuşlar. Ve yan yana ikisi Trump'la. Şimdi burada bir şey şu. Küreselleşmenin önündeki engeller, engel çıkartan liderleri hedefe koyuyorlar. Putin, Trump, Erdoğan. Çünkü Erdoğan'ın mevcut duruşu ve İslam dünyasında söylemleriyle, aynı zamanda dünya beşten büyüktür filan kendi sözleriyle farklı bir imaj veriyor. Ve uyandırıyor kitleleri sözleriyle. Doğal olaraktan en baş düşman olaraktan koyuyorlar şeye. Peki bu karikatürde bir halk ayaklanması Türkiye için yeni bir tertiplenme gibi bir mesaj veriliyor olabilir mi? Yani yok, burada öyle bir şey yok. Burada sadece kitle karşı karşıya geldi. Yani evet, çünkü başkanlık buradaki kazandı diyor, başkanlık seçimi endeksli çünkü bu karikatür. Buradan zorlama bir şey çıkmaz, halk ayaklanması. Zorlama olur. Zorlama olur. Evet. Halk ayaklanması ayrı bir kategoride. Zaten 21. yüzyıl dijital dünyanın en büyük özelliği kitle sosyal medyadan kendi organize olabiliyor. Herhangi bir ideolojik örgüte gerek yok. Yani birçok gruplar var. 100 bin üyeli, 200 bin üyeli kapalı devre. Yani farklı sosyal medya platformlarında, Instagram'da, Telegram'da, Facebook'ta filan. Bunlar herhangi bir hükümetin aldığı karara karşı kendi kendini organize olabiliyor. Ancak bu derginin arkasındaki akıl kitleyi 21. yüzyılın en büyük silahı haline getirdi. Bunun farkında değil kitle. Şöyle, artık ulus devletler için halkın kendisi bir silahtır. Sosyal medyayı kontrol edemeyen asayişi kontrol edemez artık. Bu nedenle kitlenin psikolojisini ve sosyolojisini ve kitle hareketlerini ulus devletleri yöneten yöneticilerin doğru analiz etmesi, doğru önlem alması, bilgilendirmesi lazım. Çünkü kitle ayağa kalktığında ne oluyor? Suriye'de ne oldu? 2011'den beri yerle bir oldu. Irak'ta ne oldu? Yerle bir oldu. Libya'da ne oldu? Yerle bir oldu. Yemen'de ne oldu? Yerle bir oldu. Hong Kong gidiyor gürültüye. İran gidiyor. Bolivya hakeza. Venezuela hakeza. Halk kendi haklı talepler için çıktığı an çok kurumsal, organize, psikolojik harbi yönetebilecek bu adamların istihbaratları o halkın haklı eylemini terörize edip haksız bir noktaya taşıyor. Evet. Dolayısıyla halk kendisinin silah olduğunu bilmiyor. Farkında da değil. Bu yönetimin görevidir. Halka 21. yüzyıldaki kitle hareketi, sosyal medya ilişkisini kamu spotlarıyla doğru anlatmak gerekiyor. Doğru. Şimdi bir de burası kaldı hocam. Evet. Bu arada The Economist'in sahibi kimdir diye soruyoruz. Instagram'dan doğru cevaplarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar altyazı da verecek. Ve son olarak The Economist'in daha iç kapaklarına geçmedik. Orada da mesajlar var. Burada ne diyor hocam? Aynı işte, iki taraf. Yine bir Brexit'le ilgili değil mi? İngiltere'de Buckingham Sarayı, kraliçenin hakim olduğu İngiltere. Şurası arkadaşlar. Evet, kraliçenin hakim olduğu İngiltere. İki kutup var yine. Amerika gibi aynen. Bir de City of London, Londra'nın göbeğinde özerk bölgedir. Londra'nın içinde özerk, kendi kuralları, yasaları olan bir yerdir. Onlar da bu derginin arkasındaki adamlar. 400 civarında banka var orada. Çin'in ana yatırımcıları da orasıdır aslında. Dolayısıyla bunlar Brexit'i istemiyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği ile devamını istiyor. Ama Buckingham Sarayı, tarihi İngiliz aklı da Avrupa Birliği hantal. Biz ayrılırsak Çin'le, Amerika ile, Türkiye ile, Rusya ile ayrı ilişki geliştiririz. Ayrı ticaret anlaşmaları yaparız. Yeniden kendi hinterlandımıza sahip çıkarız diyor. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi. Çünkü bir süre sonra onları da kaybedecekler. Eğer Avrupa Birliği'nde kalırsa İngiltere diye bir şey kalmayacak. İngiltere diye bir şey kalmayacak. Kendi ırklarını, kendi şeylerini korumak istiyorlar. Bu nedenle Avrupa Birliği'ne ayrılıyorlar.
Avrupa Birliği'nin kendi konsepti küreselci bir konsept. Peki, Wall Calendar 2020 böyleydi ekonomisi. Evet. Şimdi tabii iç de, kapakları buyurun hocam. Bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi bu derginin söylediği niye önemli? 135 yıllık bir dergi. 135 çok tabii. Uzun. Derginin arkasındaki akıl okültizmle yol bulur. Yani gizli ilimle yol bulur. Bunun kapsamında alt bileşeninde sembolizm var. İşte bu bir sembol. Numaroloji var rakamlarla ilgili. Majidir bunların şeyi kökeni. Mısır tanrılarından gelen yani büyü, yani sihir. Farsça'da efsun. Dolayısıyla büyü, sihir. Bunun bir alt bileşeni kabala büyüsü vardır. Feto mesela kabala büyüsüyle hareket eder. Dünyadaki önemli üniversitelerin sahipleri bunlar. Ve üniversitede eğitim verdiği öğrencileri, görev yapan akademisyenleri pozdok bilime kafasını gömdürmüştür. Akademisyenler dünyada olan gerçeği anlama şansı eksidir, sıfır bile değil. Çünkü pozdok bilimle bakar. O yüzden dünya din üstünden hareket kurgulanıyor. Dini kabul etmiyor. Bunlar kendi üniversitelerinde pozdok bilime kafayı gömer, bilim dışında hiçbir şeye inanmayındır. Kendileri büyücüdür, sihirdir. Bizdeki ilim rahmani ilimdir, bunlardaki şeytani ilimdir. Kaynağı. Şimdi bunu doğru yanlış tartışması yapmıyorum. Gerçek bu. Dolayısıyla bu adamlar büyücüdür. Mesela Trump Beyaz Saray'da bir tane evangelik rahibi işe aldı. Kadın dedi ki demokratlar bize Trump'a büyü yapıyor. Onun beynini korumak için Beyaz Saray'da bir dua ordusu kuruyoruz dedi, değil mi? O gerçektir. Evet. Şimdi bunu bilim adamı ne diyecek? Bilimsel bir şey değil ki. Dünyada olan olayların büyük çoğunluğu zaten bilimsel değil. Bilim ona bir izah getiremez. Bilimin alanı belli. Pozitif alandır. O alanda evet 2 2 daha 4 o da çok belli değil. Kabul olduğu için 4. Niye 4 dediğinde ortada kalır. Kabul edilmiş. Şimdi bu adamlar özellikle insanları oraya böyle bilimsel değil deyip susturuyor karşı tarafı. Böyle bir sihirli bir şey. İyi de sen büyücüsün kardeşim. Bunun kökeni de Harut Barut meleklerine dayanır. Der ki Kur'an'da Harut Barut meleklerini indirdik. Onlardan öğrendikleri sihirle bazıları karı koca arasını açmaya kadınla kocası arasını ve fitne üretmeye başladılar diyor. Bizdeki rahmani ilmin kaynağı da ledün ilmidir. Süleyman Aleyhisselam der ki taht Belkis'in tahtını kim getirecek? Orada bulunan cinlerin reisi der. Sohbet bitene kadar ben getiririm. Kahtımızdan ilim verdiğimiz bir kulumuz göz açıp kapayıncaya kadar getirdi. O da ledündür. Ledün ilmidir. Şimdi Budizm'de de Hristiyanlık'ta da İslam'da da farklı insanın ruhunu güçlendiren ve bir takım doğaüstü olaylarla muhatap olabilen insanlar var. Bizdeki tarihimize baktığımızda Osmanlı'daki müneccim başlık müessesesi var ilgilendiği evet, şey. Evet. Şimdi modern insana bakarsak yoga yapıyor. Ne yapıyor? Kendi içindeki iç dünyasını yeniden kurguluyor değil mi? Yok enerjiyle uğraşan, yok astroloji gibi birçok farklı alanda var. Simyacıdır bunlar. Manna içecekleri var. Onu içtikleri zaman farklı bir boyuta geçtiğini, asla seyahat yaptıklarını filan düşünüyorlar. Şeytana taparlar. Bunun örneğinde biz bunu önceden anlattığımızda gülüyorlardı. İşte Amerika'da en son Epstein hapishanede öldürüldü biliyorsunuz. Evet. Dün de İngiltere Kraliçesi'nin oğlu tüm resmi görevlerden ayrıldı. Epstein'le beraber işin içinde olduğu için. O Epstein denen adam hapishanede öldürüldü konuşmasın diye. Çünkü dünyadaki ezoterik mekanizmanın liderlerinin büyük çoğunluğu beraber Amerika'da bir adada şeytan tapınağı ortaya çıktı bunların. Genç kızların kovaladıkları saha çıktı. Kanlarını içiyorlar filan. Yani arka plan şeytani ya mekanizma arka planında çok şeytani bunları bir akıl var. Konuşmamızın mekanizması şu. Şimdi Amerikan dolarının üzerindeki Mısır piramidi var. Üçgen göz var. Latince yazılar var değil mi? Evet. Ekonomiden bahseden biri. Amerikan parası uyduruk bir kağıt mıdır? Ya da uyduruk bir dergi midir ki böyle küçük şeyler, küçük bir mekanizmanı çıkarttığı damgasını basmış. Hiçbir ekonomist kalkıp da ya bu nedir demiyor değil mi? Paranın sahibi o. Dolayısıyla parayı okurken orada zaten mesajını veriyor. İnsanların gözlerini kör edildiği için kalkıp da bunu açıklayamıyor. Ve buradaki şeyde de bu adamlar kendi inançları var. Niye önemli? Dünya parasının %65'i bunların, dünyadaki paranın, dünyadaki hemen hemen her merkez bankasına ortaklar. Sistemin sahipleri, dünyadaki uluslararası ticaret örgütü,
gıda teşkilatı, sağlık, ne kadar mekanizma varsa yönetimlerine hakimler. Dolayısıyla ulus, sen devlet olman çok önemli değil. Yani bu üstte bir mekanizma var. Bu nedenle önemli. Karikatür deyip geçmeyin demek istiyoruz. Tabii, şimdi tabii, iç kapaklarına gelin arkadaşlar. Birazdan bir de bir Analitik isimli bir dergi var. Onun da ilginç bir kapağı var. Onu da ekrana getireceğiz. Şimdi getirsin arkadaşlar. Covers Calendar var ya arkadaşlar, 21 numara. Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte o iç kapakta Trump'la ilgili, ki burası. Bu eski bir kapak. Bak, baştan gidelim. Öyle mi? Tabii eski bir kapak. Trump seçildiğinde. Hepsini neden 2020'ye toplamışlar hocam? Çok ilginç. Hayır, hala aynı konular diyor. Bizim dünyada değişen bir şey yok aslında. Değişen bir şey yok diyor. Şimdi Amerika'daki mevcut olan Trump'ın arkasındaki kitle ısrarla, benim de söylediğim gibi, bir Siyonist, Evangelik, Katolik, dinci mekanizma var. Bir de Ku Klux örgütü var. 1865'te Tennessee'de kurulan bir örgüt. Irkçıdır. Siyahileri öldürülmesinde filan önemli rol oynamıştır. Kökeni üstün ırkçıdır bunlar. Trump'ın elindeki şey onların şapkasıdır, bakın. Öyle mi? Tabii, seyircilerimizi lütfen Google'dan baksınlar. Ku Klux örgütün maskesidir. O. Trump diyor, o örgütlendir diyor. Çok net mesaj. Tabii, Trump. Ama tabii bunu bilene ya. Ben şimdi bilene, baktığımda tabii megafon görüyorum orada. Tabii, şimdi Trump seçimleri sırasında Nazi selamı vermişti. Çünkü bunların Nazi şeyiyle çok yakındır bu örgütün. Hı-hı. Üstün ırkçı, öjenikçidir bunlar. Trump'ın Amerikan seçimlerindeki Nazi selam verdiğinde Amerika'da tartışma oldu. Bunlar Nazi. Trump, o da ben bilmiyordum böyle bir şey oldu. Mümkün mü? Öyle bir şey bilmemesi. Değil mi? Evet. Üstün ırkçıdır. Trump da zaten saklamıyor bunu. Yani. Burada ben, mesela fil olarak verilmiş. Filin sonundaki yer Trump olarak resmedilmiş ve Amerikan bayrağı var. Hani Amerika yine bölüyor diyor işte. Pis diyor diyor ya Amerika. Evet, orada hatta onu söylemek istemedim, aynen. Pislemesi dışkısını bile yapmışlar yani. Şunu yakın yani, görürseniz arkadaşlar. Evet. Şu ikinci sıradaki Mona Lisa. Koymuşlar. Çin. Oradaki şey. Yani burada tam okunmuyor bu da. Şuradaki yazı Çin'in Avrupa üzerindeki planlarından, dizaynından bahsediyor. Şimdi bir kuşak bir yol projesinin finansörleri zaten Avrupa. Amerika'nın ayrı yatırımı var, Fransa'nın ayrı yatırımı var. Çin'den kalkan tren Türkiye üzerinden nereye gitti? Şu an Praga'ya gitti ama daha sonra Londra'ya, Amsterdam'a gidecek. Dolayısıyla Avrupa yeniden yapılanıyor. Avrupa'nın sanayisi hantal, ağır sanayi, üretimi pahalı. Artık ham maddi ulaşımı pahalı. Önümüzdeki süreçte öyle olacak. Ve Çin'deki ucuz ürünlerle baş etmeleri mümkün değil. Dijital dünyada Avrupa'da da lojistik şehirler kurulacak. Evet. Çin ürünleriyle baş etmeleri mümkün değil. Bu da Avrupa için gelecekte ekonomik kriz demek. Bu sürecin sonu 2045'i planlıyorlar tüm şeylerde. Yani 1945, 100 yıl sonu 2045, zaten sürekli veriyorlar. 2035 bir ön aşama, 2045 son aşama. Bu dergide işledikleri, ben okudum içerisini. Yani Çin Avrupa'yı nasıl değiştirecek diyor. Türkçesi, Çin zaten kendileri, biz Avrupa'yı nasıl değiştireceğiz diyor. Evet. Sosyalizm var hocam. Bir de Mona Lisa'dan bahsedeyim. Mona Lisa ezoterik örgütçüdür. Mona Lisa ezoterik örgütçüdür. Aynı silsiledir. Daha önceden Mona Lisa eşcinsel dedik diye bize çok saldırı olmuş. Ben bunu demiyorum ki, girsinler Google'a baksınlar. Hatta biliyorsunuz bu dergi Mona Lisa'yı 2019'a yolculuk yaptı diye 4 sayfalık bir şey yazmıştı, makale yazmışlardı. Mona Lisa 1519'dan 2019'da 500 yıl ileriye gitti. Ve Amerika'da, işte Amerika Vespucci, yani Güney Amerika'ya gitti, işte New York'a gitti, Pekin'e gitti, Pekin'de uçan arabalar gördü filan diyor. O tarihte Pekin'de uçan arabalar ne gezecek? Doğru. Sonradan da editöre bir not düşmüş, küçücük bir not kendi tweetlerinde. Bazen de işte espri yapmak diye, ama sen bu dergi haftalık 1 milyon satıyor. Senin tweetlerinden küçük bir notu kim okuyacak? Dergide hiç öyle bir şey yok, direkt vermişler. Doğru. Bu ne? İşte milletin aklıyla oynuyorlar direkt. Akılsızların aklıyla oynuyorlar. Akılların değil. Akıllar güler geçer. Doğru. Evet. Burada herhalde teker teker gitmeye gerek var mı hocam? Mesela sosyalizm vurgusu var. Sosyalizm vurgusunu bu kapaktan önce bu programda Amerika'da sosyalizm yükseleceği konusunda bir analiz yapmıştık beraber. Evet, beraberdik. Bu kapaktan önceydi o. Şimdi Çin'de başlayan bir kuşak bir yol projesinin sadece ticari değil, ideolojik, dini bir proje aynı zamanda. Bu projede sosyalizme yeni bir konsept getiriyorlar. Modern sosyalizm. Yani Allah herkese rızkını verir
şeyinden hareketle bunlar da diyor ki biz herkese eşit yapacağız. Rızkını vereceğiz. Yani her sisteme entegre edeceğiz. Amerika'da şu an yapılan Pew araştırmanın ve Gallup'un da 2 aylık araştırmanın sonuçlarına göre hızla sosyalizm yükseliyor. Siz hep diyorsunuz ya yeni bir Nuh tufanı geliyor. Evet. Dünya sıfırlanacak ve tabii, dünyayı kendilerine göre kuracak. Kavramsal anlamda sıfırlanacak. Nuh tufanı derken. Evet, yani kavramsal anlamda. Nuh tufanından sonra her şey yeniden başladı. Dünyada da burada dijital dünyadaki teknoloji önceki teknolojinin bir devamı değil. Bu yeni bir olay. Eski manuel teknolojiyle bir alakası yok. Amerika'da öğrencilerin çok ciddi kredi borcu var. Ve arabaya taksit alıyorlar ama ömür boyu mahkumlar. Şu an öğrenciler eylemlere başladılar. Birkaç ay önce eylem yaptılar. Kredi borcu çok yüksek. Amerika'nın iç borcu 200 trilyon dolar. Dış borcu 20 küsur trilyon dolar ve ödeyememeye doğru gidiyor sistem. Dolayısıyla Amerikan halkına sosyalizmi kendileri empoze ediyor. Araştırma şirketleri de kendilerinin zaten kendileri akıl veriyor. Bizde eşyalarla karpuz kabuğu düşünmek derler ya biraz öyle yapıyor açıkçası. Türkiye'de de böyle evet. Bir biliyorsunuz bir şeyler sanki sosyalizmle ilgili. Tüm dünyada başlayacak. Tüm dünyada var ama Türkiye'de de bir şeyler. Bu işte modern sosyalizm diye yeni bir yönetim şekli. Diyorlar ki insanların başıboş bırakmaya gelmez. Kendi düşünürse bizim iş karışır. En iyisi biz düşündürelim. Evet. Bizde mesela insanlar bir şeyi konuşurken bu kimin fikri diye bakmaz. Yani kimin fikri bu diye bakmaz. Ha iyiymiştir. Doğru. Hocam evet. Ekonomistin diğer kapaklarına bakalım mı? Analitik dergisine mi geçelim? Nasıl isterseniz. Burada. Buradaki başka vurgulamak istediğiniz bir şey var mı mesela? Burada Amerika Çin dijital savaştan bahsediyor. Burada Putin'i koymuş. Her şeyin içinde olan adam diyor. Palavra kendileri her şeyin içinde. Burada Facebook diyor hata yaptı diyor. Büyük hata diyor. Fail aşağı düşürmüş. Epic fail evet. Bu da Facebook'un Trump'ın seçiminde Ruslar müdahil oldu dediler ya sonradan evet. Ortaya çıktı. Facebook'un İngiltere'de Cambridge Analytica diye bir şirket var. O müdahil olmuş. Onu da kuran Trump'ın baş adamı Steve Bannon'dı. Hı hı. Burada Facebook'u uyarı yapıyorlar. Çünkü Facebook direkt veriyi onlara satmadı. Başka bir şirket üstünden veri kaptırdı. Büyük hata diyor. Facebook uyarı yapıyor. Burada artık Siri gibi şeydeki iPhone'daki hı hı. Artık ses tanıma sistemi, yüz tanıma sistemiyle konuşmadan bahsediyor. Burada modern aşk diyor. Yani artık insanlar kafe, bar filan değil de telefonu resmetmişler. Burada da artık biz size sanal asistan vereceğiz, servis yapacak diyor. Başladı Allah zaten uygulamalar. Çok güzel mesajlar yalnız. Evet. Burada bu kavram globalization, globalization'ın yavaşlıyor diyor. Yavaş gidiyor diyor yani. Globalization dedi küreselleşmenin yavaşladığından bahsediyor. Ve zaten üstü de sosyalizm olunca. Evet burada da zaten artificial intelligence yani yapay zeka casusluklarından bahsediyor. Deminki bahsettiğim kitlenin yönlendiren yapay zeka üzerinden internette psikolojik savaş yönlendiren bir evet. Acayip ekonomistin kapakları böyle. Evet. Orijinal 2020 kapağı da artık eli kulağında birkaç güne çıkacaktır. Evet. Hocamı yine burada ağırlayacağız. Bir de Analitik Dergisi de verin arkadaşlar. Ha. Analitik Dergisi de önemli bir dergidir. 2020'de onlar ne demiş? Bakalım arkadaşlar şimdi ekrana getirecek ama genel olarak ekonomiste baktığımız zaman Türkiye'nin hedef alındığı ortada. Türkiye hedef alınıyor diyebiliriz. Bu arada sorumuzu hatırlatıyorum. The Economist'in sahibi kimdir? Ve işte Analitik diyorum özür dilerim. The Atlantic derginin ismi. Amerikan bayrağı. Bu Amerikan bayrağı mı? Ben şimdi buna bakınca sanki hani elin içi şey yapılmış gibi. Ya tamam gibi. Da vermek istedikleri Amerika'nın renkleri. İç savaşı nasıl durdururuz diyor. Amerika'da bir iç savaş beklentisi tabii. Var hocam. Şimdi Amerika'da Trump'ın ağzıyla beraber hatırlayın bakalım Trump %50 zor tutuyorum dedi. Bizim Başkan Erdoğan evet, söylediği evet. Gibi. Amerika'da Trump'ın arkasındaki mekanizma silahlı emekli askerler, emekli polisler, FBI mensupları, üstün ırkçılar, Ku Klux Klan örgütü. Bunlar silahlı Amerika'da. Yani kesinlikle Amerika'yı yedirmeyeceğiz diyorlar. Arka planda bekliyorlar. Siz Amerika'da darbe bile bekliyorum demiştiniz. Tabii Trump seçildiğinde söylemiştim. Darbe veya azil. Ya Nixon ya Kennedy demiştim. Nixon biliyorsunuz görevi bırakmak zorunda kaldı. Kennedy öldürüldü. Şimdi yani The Atlantic dergisi 2020'de Amerika'da iç savaş mı çıkacak? Ya diyor. Nasıl engelleriz diyor. Çünkü Amerika'daki seçimler riskli. İki tarafta asılacak. Trump'ın arkasındakiler silahlı. Diğerleri silahlı değil. Ve bırakmayı da düşünmüyorlar Amerika'yı. Çünkü Amerika'da mevcut
kripto paraya geçtiği zaman Amerika'nın finansının gayri safi milli hasılasının %50'den fazlası doların rezerv para olmasından, kripto paraya geçilirse 10 trilyon doların altına düşecek, 22 trilyon dolar olan gayri safi milli hasıla. Bu da eyaletler arası savaş demektir. Amerika'da para olmazsa kovboyluk dönemine aynen geri döner. 300 milyon silah var. Facebook'un üst düzey yöneticilerinden biri 2 sene önce istifa etti. Ben Amerika'nın sonunu görüyorum, korkuyorum dedi. Adaya yerleşti. 300 milyon silah var Amerika'da. Şu an okul baskınları ve Türkiye'ye yansımıyor. İzliyorum ben, her gün silahlı saldırı var Amerika'da. Sürekli. Yani Amerika'da ip koptuğunda yine aynen başladıkları noktaya dönerler kovboy mekanizmasına. Nasıl önleyeceğiz bunu diyor. Evet. Burada akan kan var zaten. Evet. İki taraftan da gördüğümüz kadarıyla. Yani burada bu anlattıklarımızdan bakıp da seyircilerimiz şeye kapılmasın. Yani bu dünyanın sahibi de var. Onu unutmayalım. Bu adamlar her şeyi planlar. Allah'ın da bir planı var. Gelir bir yerde çöker. Biz bunları niye konuşuyoruz? Bunları övmek falan için değil. Bu adamların kim olduğu bilinmesi lazım. Bu adamların anlatmış olduğu sembollere takılıp bunu şu çizdi, öteki yaptı, belki boyadı, bırakın bunları. Bu adamların tarihi sürecini bilmek gerekiyor. Yani neydi? Tez Hazreti Adem, antitez şeytan, bizim inancımıza göre değil mi? Evet. Bunlar o antitez mekanizmasından gelen, tarih boyunca aynı akıl, hiç değişmiyor. Son noktada dünyayı teslim almak istiyorlar komple. Dünyayı komple tabii almak istiyorlar. Biz yöneteceğiz diyorlar. Artık toprak işgal dönemi değil, zihin işgal dönemi var dünyada. İşte sosyal medyada, dijital dünyada kurgu amacı da o. Yani ister Rusya'da, ister Türkiye'de, ister Amerika'da olsun diyor. Siz baştakiler ne olursa olsun ben gençlere el atıyorum diyor. Gençleri aldığında bir 20 sene sonra herkes zaten buna neresi ona inanacak. Doğru. Yani şu an için mesela başkanlık seçiminde bir öngörüm var. Demin orada söyledi ya. Tahmin ediyorum Türkiye yeniden yarı başkanlık dönemine dönebilir. Bu bir dakika, burası flash bir açıklama. Bence bunu KJ'ye de verelim. Türkiye yeniden yarı başkanlık. Neden böyle düşünüyorsunuz hocam? Yani arka plandaki devlet aklının böyle bir karar alacağını hissediyorum. Nedeni de derken sistem Türk tipi başkanlık yönde ama yine bir Türk tipi olacak. Farklı bir yönetim şeklinin geleceğini düşünüyorum. Bu sadece bir tahmin. Tahmin diyorsunuz. 2020'de de gündeme geleceğini düşünüyorum.